Merhaba, ben Dean Kelly. Pixar'da storyboard sanatçısıyım. Hani eski bir söz vardır, bir resim bin sözcüğe bedeldir denir ya, doğru. Basit görsel işaretler kullanarak türlü türlü güzel fikri, çeşit çeşit duyguyu karşı tarafa geçirebilirsiniz. İşte bu sayede tek bir resim koca bir öyküyü anlatabilir. Hadi şimdi bu sahneyi basit bir çizim haline getirelim. Tıpkı Pixar'da yarattığımız storyboardlar gibi. Dikkatinizi çeken ilk şey şu olacaktır. Kadrajın içindeki bir şey ne kadar büyükse o kadar önemlidir. Mesela bu karedeki en önemli şey kesinlikle benim. Karakteri geniş bir mekan içine yerleştirerek küçük göstermek, onun ne kadar savunmasız olduğunu veya dünyasının ne kadar büyük olduğunu anlatmanın bir yoludur. Alt açı beni buyurgan ya da tehditkar gösterebilir. Şimdi ise biraz dengesiz görünüyorum. Ekranda gördüğünüz her şey bir seçimdir. Ve bunların hepsi de bir öyküyü anlatmanıza yardım eder. Bu Ratatouille'un geliştirilmez hafası resimlerinden biri. Tek başına bu resim bile şekil ve kadrajın öykü anlatımı için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu resimde kadrajdaki her şeye, hatta kadrajın kendisine bile bunu çizen sanatçı karar vermiş. Remy'e bakın. Kendisi aslında minik bir fare. Ama bu karede bu perspektiften bakılınca şeflerle aynı boyutta görünüyor. Pencereler onu mutfaktan nasıl ayırıyor görüyor musunuz? Remy'i içine hapseden bu düşey ve yatay çizgiler onu şef olma hayaline ulaşmaktan, kelimenin gerçek anlamıyla alıkoyuyor. Ama bir yandan da Remi Şefler'le eşit gibi ki bu önemli bir nokta. Şekiller de öyküyü anlatmamıza yardımcı olur. Sevimli Canavarlar Üniversitesi'ndeki bu üç karakteri ele alalım. Mike, Sally ve Hart Scrabble'ı. Bunları tasarlayan sanatçı her birinin karakterini güçlendirerek yansıtan şekillerden yararlanmış. Mike basit bir top şeklinde tehditkar ve korkutucu değil. Sali ise dikdörtgen şeklinde kuvvetli ve hantal görünüyor. İnsan onun korkunç olabileceğine inanıyor. Hard Scrabble ise bir sürü üçgenden oluşuyor. Sivri hatları ve tehditkar bir görünüşü var. Görsel bir öykü anlatıcısı olarak izleyicilerinizi pek çok farklı yolla yönlendirme şansına sahipsiniz. Mesela renk gözü yönlendirebilir. Değer yani bir şeyin karanlık veya aydınlık olma düzeyi o şeyi resimdeki diğer her şeyin önüne geçirebilir. Filmlerde karedeki konum veya boyut da önemlidir. Bunlar da bir karakter veya anın bize ne hissettirdiğini etkileyen şeyler. İnanılmaz Ailenin senaryosunda yer alan bu sahne iki kişinin tartışmasından ibaret ama storyboard sanatçısı Helen'ın esneyebilme yeteneğini kullanıyor ve Helen bu sahnedeki güçlü karakter olarak öne çıkıyor. Tek yaptığı esneyerek Bob'dan daha büyük hale gelmek. Sanatçılar genellikle bunu karakterlerden birini karede daha yakın ve daha büyük göstererek sağlar. Sevimli Canavarlar Üniversitesi için çizdiğim bu storyboard da Mike'ı ön plana çıkararak ve kameranın yakınına getirerek onun nasıl karenin hakimi kıldığını görebilirsiniz. Bu sırada Mike korkunç bir karaktere bürünüyor. Onun bu karedeki en büyük şey haline gelmesi en güçlü karakter olduğundan kaynaklanıyor. Hatta Sally'den bile daha güçlü. Sadece görsel dili kullanarak o kadar çok şey anlatabiliriz ki sıradaki videolarda bunu keşfedeceğiz.